Siz azı Özbekistan'a men ilmimi versen boldu demek. Sizi dünya kutuyaptı. Tekrarlap eteylik. Bu sizi kalbinizde yani ne baksın yarasın. Araplar kepti de vay bay bay bay. Münce şirin aş derken. Semerkant aşı mı? Taşkent aşı mı? Andijon palovi mı? Farg'ona palovi mı? Endi biz Özbekler bilez aşka birinci. İlgarida to'g'ri bizi Buxoriylarimiz, Samarqandiylarimiz sizga Arablarga aynan hadis bergan. Chunki sizni ota bo'lganingiz hadis so'rardi, osh so'ramasdi biz otalarimizdan. Bugungi kunda siz bizdan osh so'rayapsiz, biz sizga osh qilib beryapmiz derga. Shunday endi oshchi bo'lib qolmaylik faqat. E'tiborlari shu bo'layaptiki, shu Buxoriy bo'g'imizni asarlarini yanada bizi diyorimizga kelib o'qilsa, bizi diyorimiz shunda markaz bo'lsa deya. Qarang, boshingizdagi sallangiz Simoyingizga qarab Allohu akbar. Men hali borgan madrasalarimda bu shaklni topmadim haqiqatda do'stlar. Bu o'sha hadisni barakati bo'ladi. Imom Rabi'a aytadilar, men deydi Hazrat Imom Shofiyning huzurlariga kirdim. Kasal holatda yotardilar. Kirganimda keyin men bir kitoblarni eslatdim u kishiga. Ana u kitobini juda manfaatli bo'lganda Ibn Xirosh aytayaptilarki, men hadis to'plash yo'lida deyapti. Bir mes, iki mes, üç merde de yaptı, hatta özümünü, bavulümünü çıkarmadı. 34 yıl hadis ilmi kadar yüklüyorum. 34 yıl yürüdüm gibi. Hatta ular kim? O şey vacip ne etken sahaba bulsayım, kim buladı o? Peygamber bulmadı. Düşünürler mi? O bir sahaba, tabi'in bulan bulsalarda, ular o şey dendeler buladı. Terkildiniz, bana bozulmadı. Arapler de hazır. Fukara desem, fukara desem, bitti bana düşünün. Tekrarlayayım ben. Kul ya eyyuhel kafirun, la a'budu ma ta'budun, ve la entum abidun ma a'bud diye. Bir de iki hareket, bir de dört hareket. Yok, bu mu muydu? Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın zamanlarda yeken, Resulullah'ın huzurlarına bağırdı. Bayağı şiirgim var dedi. İki o ikilası birbirine şiirik de. Keyin Peygamber aleyhissalatü vesselam'da o şey eski zamanlarda o şey silette eğitilgen mescidleri yakın. Yani Resulullah'ın zamanlarına hakikatte düştü vardılar. Kıraatları aynen kim okşardı sizge eğiteyim mi diyettiler. Bizi kızıktırıp eğitin eğitin. Şimdi min o şey peyitte Mahmud Halil Kusar neyse gerek diyettiler. O kişi eğitirler ki Muhammed Siddiq el-Mişavi'nin kıraatını özüydü dediler. Çünkü o kişi Muhammed Siddiq el-Mişavi'ydi ki taklit kılıp yakış görelim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme bellig thawabı ma kara'na ve nura ma telavna hediyeten vasileten ila ruhi nebiyyina ve seyyidina Muhammedin aleyhi salatu ve selam. Ve ila cemi arvahi abaina ve ummahatina ve limen hakkun aleyna bi fadli vel kerim ya Rabbel alemin. Kelam-ı şerifin hürmetlerine ya Rabbel alemin. İzzet ve celalin dualarımızı icabet eylegin. Bugünkü bu bo'layotgan Qur'on tadbirini, Qur'on ahllarining suhbatlarini hammalarimiz uchun manfaatli bo'lishini nasib etgin. Amin. Va oxiru davana alhamdulillahi robbil alamin. Allohu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz ustozlar, aziz ustozimiz Alijon Qoraka, Zayniddin Hoca aka, Otabek aka, ustozlar va bu yerda yig'ilishib turgan talabalarimiz barchalaringizni mana shunday go'zal bo'lgan bir tadbirga bo'libamki, payg'ambar alayhissalom ta'birlari bilan aytganda, qaysi bir qavm bir joyda to'plansa-da Allohni zikr qiladigan bo'lsalar, ularni ustlaridan Allohni rahmati yog'ib turadi. Allohni farishtalari ularni o'rab turadi. Ve ularını Allah Ta'ala dualarını icabet kıladı degenlerine muvafık. Bugün huddu bana çünkü muvafık bugün bir güzel sohbette yığılıp durupmiz. Sizlerini barçalarınızı, kademlerinizi hasanatlar bulsun. Allah Ta'ala acır azimlerini köpeytirip birgen bulsun. Evvelen bar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ahli Kur'anlar hakkıda, Kur'an ahalları hakkıda merhamet kılıp etediler ki خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. Sizlerin işlerinizde en yakşilerinizdir. Kur'an'ı talim olup, onu talim bergenlerinizdir. Ve ahlul Kur'an hum ahlullah ve khassatuhu dediler. Yani Kur'an'ı urgengen kişileriniz, Kur'an'ı talim bergen kişileriniz bu Allah'ın ahalları buladı. Ve Allah'ın khasları buladı deyip merhamet kıldılar. Bugün bizim bana şu yerde sohbetimizin bayisi bulup durgen, bana şunda cemlenişliğimizde sebep bulup durgen kişi, bevosita ve bilvosita bazılarımızga bevosita şahsen meni o'zimga bevosita ustozlik qilgan, bazılarımızga esa bilvosita internet tarmoqlari orqali yoki boshqa bir aloqa vositalari orqali ustozlik qilgan barchalarimizda ustozimiz Alijon Qori Fayzulloh Maxtum o'g'illari tashrif buyurdilar. Biz bundan nihoyatda xursandmiz va ustozga qadamlariga hasanot deymiz. İnşallah bugungi sohbatimiz Alijon Qorakamiz mana shu yerda Qur'oni Karim va tajvid o'rganishni fazilatlari bo'yicha suhbat qilib beradilar. Suhbatni oxirida talabalarimizdan, shu yerda yig'ilgan ustozlarimizdan Qur'on va tajvidga oid savol-javoblar bo'ladigan bo'lsa, bularga ham javob berishlikka harakat qiladilar. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yana bir bora barchalaringizni qadamlaringizga hasanot. Rahmat ustoz. Rahmat ustoz. Yana endi so'z da'vatini musulmonlar idorasi, O'zbekiston musulmonlar idorasi Samarqand viloyati vakilligi bosh imom xatibi ustoz Zaniddin nomiga beramiz. Rahmat ustoz. إن الحمد لله نحمده ونستعينه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته محترم أستاذلار حرمتلي قدرلي مهمانımız شيخ Alijon Qori Hazretleri ve bu dini diyanatımız mihroblarimiz, minbarlarimiz, yurtimizning kelajagi bo'lgan aziz talabalarimiz. Darhaqiqat o'zingiz guvohi bo'lib turganingizdek, bizning yurtimizda ham bugun Qur'on ilmiga, tajvid ilmiga juda katta ahamiyat berilyapti. Alhamdulillahki tajvid ustozlarimiz tajvidni ham bir necha turlarini, tilovati Qur'onlarning bir necha turlarini sohiblari bo'lgan, qiroat sohiblari bo'lgan ustozlarimiz bugün yurtimize yetişip çıkıp durdular. Hammamızda xursand qiladigan holatlar bu. Hani şularının qatorlarida hozirgina ta'kidlanganidek, Shayx Alijon Qori domlamız yurtimizda mana şu yo'nalishda juda ham katta bir yaxshi tadbirlarni, islohotlarni olib boryaptilar. Alloh madadkor bo'lsin. Va bugün vaqt ajratib kelibdilar. Albatta bu joydagi suhbatlar, men ishonchim komil, hammamiz uchun, xususan
bu yerde oturgan talabalarımız için hayatları devamında iste kararlılık ve manfaatli uçraşıklardan biri buladı. Yani şu uçraşığımızda Allah hayırlı kılsın. Ustaz Şeyh Alican damlamızını, feyiz fütuhatlarını yaratken Rabbimiz yana da ziyade eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu alel meb'uthi rahmeten lil alamin. Seyyidina ve habibina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Muhterem aziz ustazlarımız, kaz damlamız ve yüzlerdeki nur, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın duaları bilen, hadisini berekat eden yüzleri ziyası parlap, münevver buktürgen muhaddis ulamalarımız. Müstakbel inşallah Bukhari'lerimiz o, Tirmizi'lerimiz o, Semerkandi'lerimiz. Allah'a hamdü sanalarımız, Peygamberimiz Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salatı salamlarımız bulsun. Bana ustazlarımızdan Alimxon Hazretimiz, Kazdamlamız, Zeyneddin Han canapları, özlerini sözleri de, mukaddimeleri de yapırgenleri dek. Bugünlük günde bu sizi ilim dergahınız, tanha desek mübalağa bulmaz Özbekistan'da elhamdülillah. Hadis yolu, hadis ta'limi de hakikatte sizler en serelengen, serelengenler içi de serelengen, sereler bulup siz. Elbette bu perverdigarı alamın evvelen var. İnayeti, onun rahmeti, otağının gizli duası, onların kalplerdeki gizli niyetleri, sizini evvelen var Allah onlara birerken, belki Allah'tan sizi sorarkenler, bana şunu diye sorarkenler olsa elbette acepmez ki, Bukhari Hazretimizde bugün hürmetleri, onlara bugün ışıkları, temizliler ve bir kança özümüzü ulamalar ve dünya ulamaları gibi bugün muhabbetlerden acepmez ki siz tuğuluşluğunuzdan evvel soragan bosalar. Elbette şundayı bosun. Bugünlük günde elhamdülillah kazdamlarımız ayet ettiler ki Kur'an hem bizde elhamdülillah en yakşı maramda, yakşı yolda bütün o şey ahkamlarına ahamiyet belirgen halde her bir kurslarımızda aynen muhterem yurtbaşımızı özlerinin teşebbüslerinden açılgen Kur'an kurslarındaki uyurdaki vatandaşlarımızda ta'limi elhamdülillah öz yolu da muvaffakiyetli revuşta ta'limi verilip kelmekte. Bu medreselerimiz. Biz bu tedbirimizi elbette adaşmasam 4. seferimiz buladı. Aynen ilim meskenlerine, medreselerine seferimiz boşlangenliği bu törünçimiz. Çünkü sabıkta sizden evvel Karakalpakistanımız ve Xorazm ve şunlardan ötken okurge seferimiz sizden evvelgisi Bukhara-i Şerifke buldu. Bu yerde siz Bukhara-i Şerifke'ye sefer kılıp alim ahad talebelerini görüp larını yüzlerdeki nurları, simaları bizni yine hem sevindirirken bugün bana sizi görüp sevinmektemiz. Siz şunca medrese Özbekistanımızdaki bütün ilim meskenlerin içi de yukarıda sözümde itibar bergen bu sengiz tanha deyip eğitişliğim hem sizlerini yukarıdaki sözlerimizde ilim meskenleri içi de tanha deyip eğitişliğimizin birden bir sebebi siz bugünlük günde elhamdülillah bana şu Peygamber aleyhissalatu vesselam'ını umum bizge kaldırgan mirasları dinini örgensengiz ve hassıl havas bulup bugünlük günde hadis-i şerifini örgen muhtas. Bu indi sizge haslengen
sizni bu ilmi merkezinizge, bu meskeninizge has bir talim bulmakta. Ve bu bilen biz elhamdülillah evvelde Arap illerde köp bulgen bulsak sonra şadırlar Arap illerdeki ulamalar hop bana imamlar imamı bulgen Bukhariler Tirmiziler ular, bular bizi ulamalarımızı zikir kılıp o şeyler bizlerge hadis ürgetken bulsalar bugünlük günde var mı şunday medreseniz diye sorgenler de Allah'a şükür bana var deyip aytişlikke Allah bizi kadir kıldı. Demek dünya halkı hazır bizden yine oşa Bukhari'lerine çıkışlıkını kütüptürgen bir zamandamız. Sonra şey yaptı. Var mı sizlerde hem medreseler? Ha var desek hadis ilmi çi? Hadis ilmi kendi örgütülmekte. Yok ki örgütülmekte. Başka halklar hem var dediğim bu sek, başka halklar hem kelip ürgense boladım. Ha ürgense boladım inşallah. Diye sizler bilen fakirlenip mahtengen bulamız. Bunu aitişliğimizin bayisi, siz bana bu ilmi merkezini, hadis yurtunu evvelki kaldırgaçları olarak sizden keyingiler, eğer sizler bu yolda zaferli bulsanız, muvaffakiyetli bulsanız, her yakşilik bundan keyin sizge nisbetlenir. Şunu yakşı bilin. Her yakşilik şu yolda hadis ilmideki muvaffakiyetimiz ne fakat biz Özbekistan'ımızda. Dünya halkı hazır sizge karab durdu. Dünya halkı Bukhari'yi kandayı bilseler bana şu şekilde Özbekistan'a yetibar kıladılar. Aynen Özbekistan'dan yine hadis ilmi evvelgilerdeki oşa muvaffakiyette evvelgilerdeki ilimde bulup çıkışlıkını kütü yaptı. Hop siz talebe bulup hali harici aynen Arap illerge sefer kımagen bulsanız gerek. Sefer kıganınız hem vardır. Bulmagen de kolunuzdaki bunu internetlerden boş vakitlerinizde okuyun, kurin. İlla kurasız onda bizge dünya halkları kendi itibar kılmakta. Yine oşa muhaddislerine çıkışlığını kütmakta. Bu yendi, bu sözden bilinsin ki bu sizi gerdeninizge yüklengen vazifedir. Birinciden şerefli vazifedir. İkinciden cüda hem mesuliyetli ağır bir vazifedir. Bunu şerefliğini bile turup şeref diye bunu kötere alsanız inşallah Teala karak bana şu yıllarda bana şu umurlarda her biriniz Allah'ın huzurunda yazılasız. Ana oşa yılda muhterem yurtbaşımızda evvelen var. Allah ömürlerine ömür versin. Namları bilen Allah'ın huzurunda. Sebepçi bugünler, mutasaddiler, ustazlar, Doktor Beknazar ve kim iki ustazlar olsa illa Allah'ın huzurunda ana oşa devirlerde 2020'lerde mesela hadis ilmi mektebi aynen Hazreti Bukhari'nin civarlarında açılgen yeri. Ve onu yaşnetken, gülletken, dünyaya mektep kılıp, hadis ilmi meskeni kılıp, muhaddisler yurtu kılıp, tiriltirgen cemaat, ihya kılgen cemaat, ana oşalar buladı diye, karan ustazlarımız bilen bir gelikte, ulamalarımız bilen bir gelikte, biz inşallah Allah'ın huzurunda Allah'a da huda halese acil mükafatka sazavur bulamız. Bu amanettir. Beciz oşa yilige on donadan tellenmedi. Nige? La nuridu kem. Bel nuridu keyf. Dediler. Biz adet son. Yeterli medreselerimizde Allah'a şükür. Allah ziyade kısını medreselerimizdeki son sanak. Allah'a şükür kifaya derecede. Lekin aynen sizge nige yüzlep talebeler alınmadı. Bunu ustazlarınız elbette tekrar tekrar ayetken bozular gerek. Bu ayetlediler inşallah. Lekin o şey otobuğumuzdan girgen nakılge göre az bozunu saz bozun. Bana şu sazlık bugünlük günde sizge özürlük yok. Kaysi biriniz bana şu ilim meskerini bitirip çıkarken siz eğer muhaddis bola almasanız sizge özürlük yok. Siz sözümden paylap durup siz sözümden itibar kılayabız ki ben sizge Kur'an sohbetini vermeyeyim ben. Doğru mu? Her biriniz kütken söz menden Kur'an hakkıdaydı. Onu inşallah
sözümüzü ahırda kaldıramız. Savallarınızda inşallah Kur'an hakkıdaki, tecvid hakkıdaki sizlerini kıyna bürgen meselelerine cevap verirken onda sizge rağbetli sözlerini eytemiz. Ama bugünlük günde min evvelen var mene şu günde, mene şu saatlerde gelip men doğru. Biz Hazretimiz Müfti Cenablarının teşebbüsleri bilen, talim bölümü kadımları teşebbüsleri bilen, onlara siz azizlerden gelgen mektub, müracaatlarına bir an geldik. Ama her bir ilim meskenine borganımızda biz sizlerge ilimde himmet birişlik için, ilimde yine gayretli buluşlarınız için, bu amanatını kötarıp Buhariler bizlerge kendi yetkizgen bosalar ümmetke oşan deyin yetkizi uçilerden buluştuğunuz için bizi sözümüz işittirgeninizde ilimge sizini yine rağbetlendiriş. Ve şu cümleden sizge fakat hadis amanatını yine bir istatmaktamız. Çünkü istatışlık ne mi? Mumullerge yine fayda verir. Yakında bir damla Hazretim internette görüp aldım. Kırgızistanlı bir müllesi, damlası, ahli ilim ulaması etiyordu. Oşa hazırı künde mene yine de imkaniyat juda ham kengeyip, mol bulup Özbekistanımızdan kuplep hacılar, umreler, umre, kün seyin her günü reisler bol yaptı. Samolyot, samolyot umreçiler bol yaptı. Borgan umreçiler aşkıp durarken Araplar kepti de vay bay 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 münce şirin aş derken Samarkand aşı mı, Toshkent aşı mı, Andijon palovu mu, Farg'ona palovu mu, endi biz Özbekler bilas aşka birinci kılıp aşlıca şirin kılıp Araplar kayıl kalıp ve bu pavurlar aşmazlar katten derken ha bu aşmazlar Özbekistan'dan derken Özbekistan'dan ha şu Buhari yurtlardan değişkenden keyin boyagi bir iki Araplar kepti de pavurları gaytipti. Depti. İlgari de sizi otobobolarınız bizlerge hadis ürgeter diye. Bizge hadisini yetkizerdi. Bugünlük günde siz bizge hadisini oranına aş beri yapsız. Deseler Araplar o nima aşçımız ham, aşbazımız ham can usta yeken de gepke. İlgari sizi otobobolarınız özü hadis sorardı. Bizi otobobamız hadis bererdi. Şimdi siz aş soru yapsınız, biz sizge aş biri yapmışız derken. İçtiniz mi? İçtim, katıp aldım bizim. İlgerde doğru, bizi Buharilerimiz, Samarkandilerimiz sizge Araplarga aynen hadis bergen. Çünkü sizi ata boğanız hadis sorardı, aş soramazdı biz atalarımızı. Bugünlük günde siz bizden aş soru yapsınız, biz sizge aşkı biri yapmışız derken. Şunu deyin, aşçı bokamaylık fakat. Biz fakat aşbazlık bilen Allah asılasın ömrümüzü ötküsü koymaylık. Mana şu ümit bar, Allah'a kasam ümit bar ki ilk kaysi bir Arap bilen tanışsanız elhamdülillah bizi dinimizden soraydılar ve o şey ahli ilim ulama olsa yani Allah razı olsun şu Buhari'lerine Allah'a hamdlerimiz olsun ki bizi yurtumuzdan çıkarken birinci soragan Hazreti Buhari buladılar Tirmizi buladılar ve uyağı Samarkandiler o hamesi soraladı. Birinci lekin soragan elbette malum kubi işitkensiz Hazreti Buhari'ni soraydı. Ümit kılarken de ular. Şu Buhariler çıkadı deyken ümit de bularken. Bizi devlet rahbarımız hem bana yanınızdan bana kurulu yaptı. İnşallah bütün dünyaya mucize şekilde kurulu yaptı. Son gün geçe Allah kemalını versin. İtibarları şu böyle yaptı ki şu Buhari babamızın eserlerini yine de bizi diyarımıza gelip okulsa, bizi diyarımız şunda merkez bosa diye. Karın? Bu merkezini bina kılış gelecekte kengi avladımızda bizden kengileri yetkizlik demek bu sizi gerdeninizde, sizi boynunuzda. Aynen, eğer hazır sizinki tahfizli Kur'an bugündeydi, ben Alimxon Domla Hazretim büyürgenlerde Kur'an hakkında gəpirseydim. Hazreti Zeyd'in Qazdomla gəpirgenlerdek, mukaddime kıgınlerdek Kur'an hakkında gəpirseydim. Ha, sizge fakat hadisten gəpiremizde. Ve bilin, sözümü evvelde ettim. Allah Ta'ala o hadisinin ürünü yüzünüzge verip koyar. Hazır mıyım bunu? Yani yüzünüzge maktaş aslında naorundur. Ama ibret için eğiteyim, namazlarda kıskıldım. Başınızdaki sellengiz, simayınızı karab Allahu Ekber. Ben hali bargen medreselerimde bu şekilini topmadım hakikaten onlar. Bu oşa hadisli barakatı buladı. Resulullah dua kıldılar mı? Dua kıldılar. Bizi sözümüzü içtik. Onu yetkizgenlerini Allah yüzünü nurlendirsin dediler. Bir hadis yotlasanız
Kim münevver buladı? Yeryüzü de siz münevver buladı. Çünkü Resulullah'ın duaları gitti. Resulullah'ın duaları kabul mu? Kabul. O şey vakitte sizi 70. Vallahi alem babalarınız hali kemegen idi. Hiçbirimizdi. Lekin o şey zamandaki duaları hazır bir günde müne nazil bulup hazır bir günde semeresini kuremiz muhaddislerin yüzü de. Yani siz hatta şekil, şemail, kıyafengiz bilen ulamalar içi de hem Allah'ıda bir yüzde turas. Bilin. Allah'ıda bir simada bulas. Madamin ki ilminizde ihlaslıyken siz o şey simalarda bulas. Ve bu dünyadakisi kıyamette en Peygamber aleyhissalatu vesselam'a yakınlar aynen siz muhaddisler bulas. Hadis-i şerifte inne evlen nasi bi dediler yevmel kıyameti ekseruhum aleyye salaten dediler. Ev kema kal aleyhissalatu vesselam. Kıyamet günü de menge en evla boganlar. Menge en yakın boganlar ümmetimni içi de ular menge köp salavat aytuvchilaridir diye merhamet kısalar kim en köp salavat ne aytadi? Muhaddisler aytadi. Her günü rivayetiniz hadis bosa. Her hadis aytganingizde qala sallallahu aleyhi ve sellem. Yaqulun nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Semi'tun nebiye sallallahu aleyhi ve selleme yaqul. Bana şunu deyemez mi? Külüngüz şundan ibaret. Külüngüz her saniye dakikangiz gerek olsa Peygamber aleyhissalatu vesselam'a salavat eşten ibaret. Ve kıyamet günü de bilin. Bundan siz fakirlenin oşa cemaatten boğuluştuklarını Allah'tan bütün vücudunuz bilen sorun. Allah subhanahu ve teala özünün kelamı da yevme ned'u kulle unasin bi imamihim diyor. O şekilde biz her insanlarını her birini özünü imamları bilen huzurumuzga çakıramız dedi. Her kavim cemaat var özünü imamı, başlığı bilen, rehberi bilen Allah Teala'nın huzuruna geledi. O şekilde sizi rehberiniz kim? Sizi imamınız kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oladı. Başkaları gelmez. Peygamber aleyhissalatu vesselam aynen ümmetlerinin imamları olsa Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan keyingi birinci saf, ikinci saflarda kimler duradı? Sahabalardan keyin elbette siz durasız. Kıyamette Allah'a mükafatlanasız. Bunun için siz himmetlenin. Bunun için siz gayretlenin. Bu amanat sizi zimmenizde yükletilgenliğini bilin. His kılın. 24 saatinizde ilacı barca en azda 4 saatini eğer kaçırıp koymasanız 20 saatle okuyun. Çünkü yatlayı digen hali hadisiniz, ürgene digen, onu hamil kıla digen hadis siz için nimedir? Köptür. Bunların hammasını siz ihlas bilen kolga kirt olasız. Bu yolda ihlasınız bulmasakken özü zaten ihlasınız bugalligi için Allah sizi kalbinizi kurdu da şu 37 milyondan köp bugan halkımızın içinden Allah sizi şuna layık taptı. Nega kalbinizi kurdu? Demek hadisini tahammül kılışıkta, hadis şeriflerini örgünüşükte siz şuna layıkınızı Allah bildi ve aldı bana şu cöylerine op geldi. Ve adadınız az, bunu itibarını kılın. Her biriniz hadisini nime diye kelgen bosa bizge rivayeti onu kotarışlığınız gerek ve bunda büyük bir ihlas gerek. Elbette bilin. İhlas nime? İhlas nime? Eyyü şeyin eşeddu alen nasi yok ki alen nefsi değilse sorulsa el ihlas değildir. Nefs için en ağır nese dünyada bu ihlas buladı. Nige? Çünkü bunda mehtelmeyiz. İhlas da şu ki Allah için olasız, Peygamber aleyhissalatu vesselam'a bugün muhabbetten bunu örgenesiz de hiç kaçan ondan bir netice kütmeysiz. Ne mi o netice? Mehtali uçi, ya ki medh kılını uçi, ya ki bu mesela onga izzet abroy alı uçi, mertebe tapu uçi, hiçbir bu halatını oylamaysiz ihlasınızı bedelige, ihlasınızı ornuge. Şunun için hem ihlas ne oladı? İhlas nefs için en ağır nefse bulan.
hem her birinden keçesiz. Her birinden vazgeçesiz. Çünkü siz bunda ihlasısınız. Fakat Allah'ın rızası için bu ilimini mekle yapmendiysiniz. Olay yapmendiysiniz. Mukabilede bir nese soramayız. İlla ridallah. Fakat Allah'ım razı olsa buldu. Bunu o şey Bukhariler gibi örgülemen ve Bukhariler gibi yetkizemen. Ve ulamalarımızın hayatı bunga sizge en büyük bir ibret borç gerek. Her kullik hayatınızda siz ulamalarını sireti zatıdan tesirlenip, onların sireti zatını kup okup, tarihlerini okup, onların yolunu özünüzge yol tutun. Kullik bir ulaman, aynen muhaddis ulama sizlerin imamlarınız. Muhaddis bir ulamanı özünüzge nemune tutun. Uşalarge uşaşlıkını Allah subhanahu ve teala'dan künutunu sorun. İmam Rabi'a, İmam Rabi'a itediler. Men deydi Hazreti İmam Şafii'nin huzurlarına kirdim. Kesel halatta yatardılar dediler. Kirgenimde ki men bir kitaplarını islettim o kişiye. Hani o kitabınız cüda menfaatli bugende. Bunda iyi bugende, bunda iyi bugende derdim. Keyin İmam Şafii Hazreti yatken cahilerde ettiler ki kani indi dedi. O şey kitabım insanlarga. Belki bütün kitaplarım dediler. O şey kitaplarım insanlarga menfaatli olsa da insanlar ondan ilim örgenseler de onun yanında ben zikir kılınmasaydım dediler. Gördünüz mü? Ana bu ihlas buladı. Kani indi insanlar örgenseler o. Lekin şu Muhammed İbni İdris İsmi Muhammed İbni İdris Eşşafi'in iki eken diye benim namını zikir kılmasalar idi benim için yakışırak bulardı diye yatken cahilerde ah tarttılar. Yani ilim yolu da kitap yazganlar. Kitaplar yazganlar. Lekin o şey kitapka nispetlen etkenliklerden ne kıldılar? Ağrındılar. Ağrındılar. Şimdi Eyyub Es-Sakhtiyani kare. Bir gün muhaddisleriniz, imamlarınız. Bir gün derslerini verip durup hadisten tasirlendiler. Bir yığı kelimeydi, yığı. Şimdi özlerini tuhtattılar da, o şende riya bokamasın diye. Yani riya bokamasın. İhlaslarına putur yetmesin diye ne kıldılar? Şimdi bir mendilini alıp, romalçağını alıp, burunlarını yaptılar. Aksurgen kişi buldular da ettiler ki, bu girip şimdi yaman ey dediler. Kare. Ve ungaça özlerini tüzatı alıp tekst yapıp gittiler. Maksat bu mesela bunlar talebeleri. Ortaklarımız. Talebelerge hem özlerini o şey riya halatta riyacı kılıp kursatıp koymuşları için karen kende yuttular yığını. O zatlar hemeleri hem sizi imamınız bugün. O imamların hayatı her günü sizi kulağınızda iştirilse ya ki her günü oşalarını örgenseniz illa kuras ki siz oşalarını yolu da bulasın. Olay etken nefesleriniz geçe bilin oşalar kebi bulay etken bulasın. Doğru talimde bulasız. Vakitleriniz zayi etme etken buladı. Olay etken ilminizde barakatlar verirler. İmam A'maş eytediler. İmam A'maş. Ben bir günü İbrahim Nakhî Hazreti huzurda oturuyordum. Ve o kişi Kur'an okup oturar idiler. Şunda eşik takılladılar da, eşik takıllab birilerini kirişliğe eğitildi. Şart da Kur'an'ı yok koydular. Nege? Hayran buldum dediler. A'maş. O kişi çıkıp etkenlerden ki, Hazret siz nege onda yıkıldınız? O kişi kirerken Kur'an'dan tuhtadığınızda aç Kur'an'ı yok koydunuz diye soradım dediler. Şunda eğittiler ki Hazret o insan kirse beni her saatte Kur'an okup oturarken diye oylamasın dedim dedi. Gördünüz mü? Bu ulamaların ihlası buladı. Onlar o şey ihlaslı bugallığı için onlarda şimdi zaferler, muvaffakiyetler bugün. Toplagan hadisler o şey müsnetlerdi. Toplagan o şey hadislerdeki rivayetlerini. Ne seferler bulsun, ne meşakkatler bulsun. Bunu zaten ulamalarınız her günlük sizin sabahınızı elbette islete yaptı. Siz de hazır mısınız? Karın şu şaraitimizde eğer bir muhaddis kese mümkün bizi malamat kılardı. Vallahi alem yani. Oturuşumuzu karın. Kıyımlarımızı karın. Mikrofonlarımızı karın. Avaz kattert kişilerde karın. Halbuki muhaddis ulamanın huzuruna gelip oturuş için onlar saatler evvel kevalardı ki yanadan durup harfine tınık işte. Sözünü aitkenleri de olay
derdiler de kança meşakkat meşakkat bilen oganlar ular. Elbette İbni Hiraş degen bir ulamamız var. İbni kim? Hiraş, İslam qarı. Muhaddis siz bilesiz. O zatlı karan eyti yaptılar ki min hadis toplaş yolu da özlerine meşakkatlarını eyti, meşakkatlarını. Yani meşakkatlarını ne gösterdi yapmaz? Bugünlük günde ular çekken meşakkat bizde yok. Mene hazır koru yapman, damlamızı kabinetlerine kırsak hem kitap, hatta hazır mı? Mamardını mı derdik, yolak mı? Yolaktan ötüp gele yapmaz, o şey takçelerde kitaptır. Allah diye yapmaz. Karan ilim meskeni şunu diye bulatı, her cöyde kitap. Kitaplarımız mene tom tom bizde. Ama sabıktaki ulamalar ne mi kılışken? İştin, yani bu aslında mümkün mü deyip adam hakikatte cirkenişliği mümkün. Lekin ular üçün gaye, maksat büyük bugün oşa yolda şu sabırlarını kıyan, şu eziyetlerini çeken. İbni Hiraş eyti yaptılar ki men hadis toplaş yolu da deyipti. Bir mes, iki mert, iki mes, üç merte deyipti. Hatta özümünü, bevülümünü çeken ben deyipti. Kim işti ya şu ruhayat? İbni Hiraş. İbni Hiraş degen oğlum nega Sahra-i Kabir'e o'xshagan yo'llarda yuradi da hadis talab qilish yo'lida sahrolarda qolib ketadi da suv topilmaydi da albatta suvsiz o'lib ketmashlari kerak. Hojat, darurat, ad-darurat tubihu al-mahzurat. Usul qoidamizga ko'ra men o'zimni deyaptilar bir emas, ikki emas. Shu hadis talab qilish yo'limda hatto 3 marta bavulimni ichganman. Yani bunu kim kıla aladı? Bunu o şey hakiki Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın varısı bulamen degen biri kıla aladı. Varısı bulamen degen biri kıla aladı. İmam Ebi Zer kimni? El-Hirawi'ni biles. İmam Ebi Zer El-Hirawi. Karın da bir kelimeni deyaptılar. Bir kelimeni. Hazreti Umar İbni Hattab radıyallahu ta'ala anhu bir rivayette Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bir meseleni sorgenleri de kayta kayta üç soradılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç sorasalar da üçü de hem bir nese diyemediler. Şunu da ayeti yaptılar. Sekilet, sekiletke sekiletke ummuka ya Umar. Ev kama kal. Ey Umar. Değil mi? Onun yokatsın değilse de ama bu bir yakşilik dua, ümit duası da işletilen söz bulup Şorun kurgur Umar bula bizi tercümesi de. Yani vallahi halim ey şorun kurgur Umar. Değil mi? Peygamber aleyhissalatu vesselam'a bana metin nukil. Nezarte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz zey. Zey bile karek. Nezarte zey. Nezarte Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme selase merratin kullu zalike la yücibuk dediler. Şunda nezarte sözünü zey bilen yazdığın nezerte yok ki zey bilen yazdığın nezerte sözünü aytadılar ki özleri 40 yıl kurgan ulamadan soru vurdum o şey kelimedeki harfini tahvifini tahvifini mi? O şey nezerte bolu bitte zey bilen ki gelmedi o şey hadiste rivayeti yok ki nezerte deyip durun değil mi? İkte ya bilen ki gelmedi o şey ya da taştı ikte zey bilen ki gelmedi. O şey kelime teşhitlik midir, teşhitsizlik midir? O şey harf diye Hazreti kim? Ebi Zer el-Harawi eytediler ki 40 yıl soradım bir kelime. 40 yıl kurgan ulamadan bunu soruyordum. Şunçelik ilim talep kılış yollarda ne mi bugünler? Haris, haris, haris. Yani hakını talep kılış yolda hiç hem ular erinmegen, çerçemegen, tohtamegen. Baqi bin Muhallid yoki Mahlad bilas. O'sha olimimiz qarang Andalusdan Iroqqa kelyaptilar İmam Ahmaddan rivoyat qilish uchun. İmam Ahmaddan hadis olgan. Bilasmi? 5 yil muddatda kelganlar. Nega? Ulovi bo'lmaganda. Minadigan hatto eshagi ham bo'lmagan kishi. Xo'p, bir yurtga kelsalar, keyin u yerda kuradılar ki yürüyüş üçün yine devam etiş üçün su, non, çay gerek. Mauna gerek. O şey cayda hammallık kılıp mı? Dehkange bir yardımcı bulup mı?
Bir de acir bulup mu işler pul topardım dediler ki yine yürerdim. Yine yürerdim. 5 yıl İmam Ahmet'in huzurunda kadar buldu. 5 yıldan keyin. 5 yıl masafa kanaka bu. Yani 5 yıllık yolunu yürüp gele yaptı. Mene matanet, mene himmet. Ve hakikatte muhaddislerin içi de bilez ki yürüyüş himmeti de, hadisini talep kılıçlık himmeti de en kop yürgenlerden. 34 yıl hadis ilmi kadar yürüdü onu. 34 yıl yürüdüm dediler. Kanaka yıl bu. Yani siz hazır 4 yıl, 5 yıl büyük cahinizde oturasınız. Onun büyük farkı var. Sizi bu şaraitiniz bile, onların şaraiti, bizim şaraitimiz büyük bir fark. Osman bile yerce fark var. O şey, namıga şey, kimi bugün, satırkıgen bir kimi, karnını toyduruşu bir, iki, üç, burada nanı ketken, 34 yılem yürüdü mü? Yani hemmesi ne de? Ayağda. Ayağda. Biz bunu bilgenimizden keyin azizler. Hemmemiz himmetke taşıyelik. Himmette yine himmetli bulaylık. Bu yurtlar amanattır. Vallahi de beytemiz Allah'a kasem ki sizi işte bu şerefli işiniz cüde hem ağır. Çünkü siz değil mi? Sabıkınızda bunda cayda bu mı? Bunlar birinci mi damla? Birinci. Ya bitirip yetkenler var mı? Birinci. Ha, cüde hem ağırlı. Cüde hem yüklü vazifeniz. Birincilerden eğer siz nacık olsanız bilin, siz zaferli olsanız, muvaffakiyetli olsanız, sizden keyingiler muvaffakiyetli inşallah. Eğer Allah esirasın, siz biriniz olsayım çelavay olsanız, uyağı keyin çelavay. Bu oldu, uşa nisbet kete uğradı. İhtiyat bulun. Damla yana bizi şuna deyip gittiler diye rencimen. Eğer ben bunu etmesem, özüm hem çelavaylardan bugün bulamam. Allah'ın huzurunda soralamam. Her biriniz o şey ilminizi itkon kılış hareket kılın. Vaktinizi bütün vücudunuz bilen şu ilimge verin. Salaf-ı salihler ne derler? Eğer sen ilimge kulli berilgen takdirinde yine kulli berildi. Kulli berilgeninde şunda ilim senge bazısını berat dedi. Siz ayeti olman ki hemen bunu yatla olsan, bunu numaksan. Ben ötken de bir cöyde buldum sayahatta. İkte gudakını kurdum. İkte gudakını kurdum. Subhanallah o şakını Allah nasip kalıp biz şahit bu kaldık. 3 yaş. 9 yaş. 11 yaş. Bukhari Müslüm'de toluk yatlattı. Şeyhlere icazı veriyordu. Şimdi hazır siz için yatlaş bu yaşınızda en bir nimedir. Kullarını kunu bopturgan kun sizi kununuz. Hala hadis yatlaştığınız gerek. O Kur'an yatlaştığın min beraber, min merte ağır etip koyun. Niye? Allah subhanahu ve teala Kur'an'ını biz nazil kıldık ve biz onu ne kıldık? Sakladık. Derken ve biz Kur'an'ını yengil kıldık. Örgene uçular bulsa, yatla uçular bulsa merhamet dedi. Bana gözünüz yatlayız hadis. Bir bit Kur'an yatlasanız, keter bir saatiniz, keter iki saatiniz. Hani o şey hadis tavillerde yatlaganda bana koruyafız ki. Hangi saatleriniz keterdi? Demek vazifeniz hala hadisini, özünü, ilmini, onu mustalahil hadisi yatlaştığınızdan evvel bilinçliğiniz gerek, onu hala yatlaştığınız gerek. Bu ümmetke kolunuzda tayyar tutarken ulamalar toplap buldular. Seferler kıldılar. Bu oldu, onu toplap buldular. Bizde şu hadis toplamları sahih ahli sünnet deyip durun. Bütün Buhari bulsun, Müslüm bulsun, İbn-i Mace bulsun, Nesai bulsun, hepsi tertip kılınken. Namları bilen malum. Fakat vazifemiz, olamız, ulamalarda huzurda oturamız, onun rivayetini olamızda eytibir varamız. Bu oldu. Mustalah hadisler diyen yüzdegen kitap yazdık. Çerçemeyiz. Yani o için nimeleri okşak, ulamalarımız okşakları 34 yıllık masafada yürümeyiz. 5 yıllık İmam Ahmet'te huzuruna ve şey Bağdat'a varmayız. Tayyar, hemen sen muhayyak kılınken. Ve namlamız ettiler, alım hazırlar. Ötken yılı Mısır seferlerde ettiler ki 5 tonla kitap gerekiyor. 5 tonla ya. Kitaplar sizin kolunuzda. Hani ulamaların kitabı bulmadı. Varakları bulmadı. Hemen sana şu zihnide yoklaşık hareket kıldı. Allah hayrınızı versin. Sizge yine hem bir tamamdan havas kısak
bir tomondan to'g'risi achinamiz. Achinamizki, mana bu muddatda siz muhaddis bo'lib chiqing deymiz. Xalq kutyapti. Siz hozir O'zbekistonga men ilmimni bersam bo'ldi demak. Sizni dunyo kutyapti. Takrorlab, takrorlab aytaylik, bu sizni qalbingizni, ya'ni nima qilsin, yoritsin. Qalbingizgacha sizib kirsin. Biz shunaqa bo'lishimiz kerak ekan degan tuyg'uda ilohim mana shu suhbatlarimizdan shuni bir ta'sirda chiqqan bo'ling. Endi inshaalloh marhamat qilib Qur'ondagi savollaringizga quloq tutsak, qani Qur'onda qaysingizda nima dard bor yoki savol bor? O'shanga qarab inshaalloh taolo mana Qur'on suhbatlariga o'tamiz. Va shuni aytaman, tarixdagi muhaddislar hech birlari qori bo'lmasdan turib muhaddis bo'lmagan. Bu so'zim sizlarga og'irdir bilaman, lekin bu haqiqatdir. Shu 4 yillik, 5 yillik muddatda o'zingizni barnomajingizni qiling, dasturingizni qiling, kunlaringizni bo'ling, aynan Qur'oni Karimda hofizi Qur'on bo'lib chiqing. Bizda muhaddis deyilmaydi. Tarixda unday bo'lmaganda, bilmadim mendagi hozirgi bu zamona muhaddislari shunday bo'lmagan bo'lsa, biz ko'rgan yerlardagi, yurtlardagi biron bir muhaddisni ko'rmadik, u hofizi Qur'on bo'lmagan bo'lsa. Hofizi Qur'on bo'lmagan inson muhaddis bo'lmaydi. Bu sizga og'ir so'z, majbur qilasiz buni. Avvalgilari nima qilardi buni? O'zingiz suburg'i yotda aytasiz. Ustozingiz aytgan, yuzlab aytgan. Biri hadis olish uchun borsa, hal tahfizul Qur'on derdi. Qur'on yodlaganmisiz? La desa, izhab ihfazul Qur'on derdi. Derdilar, to'g'rimi? Hatto Imom Abu Hanifa rahimahullohu ta'alani huzurlariga fiqh ilmini o'rgangani Imom Muhammad kelgan paytini eslang. Imom Muhammad keldilar-da, qarasalar Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhini halqalari keng. Hamma ilm talab qilyapti hazratdan. Keyin men ham siz ilmingizni olmoqchiman deganlarida, xo'p, siz Qur'onni yodlaganmisiz dedilar. Demak, avvalgi ulamolarimiz hech birlari aqida ustozi bo'lsin, fiqh ustozi bo'lsin, nima ustoz bo'lsa bo'lsinlar, Qur'onni yodlamagan talibi ilmni talabalikka qabul qilmagan. Imom Muhammad ko'rdilarki, demak Qur'onni yodlashlari kerak ekan. Lekin shunchalik Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhini halqalari bir sirli halqa ediki, eng sukunatli, eng bir viqorli, eng bir go'zal halqa edi. U halqaga kirgan inson o'zini jannatda his qilardi. Kirdilar, u halqani zavqini tortdilar. Ko'rganlaridan keyin, men hozir Qur'on yodlab u yoqda o'tirsam, hazratning halqasi o'tib ketaverar ekanda, unda tez yodlashim kerak ekan dedilar, bordilar. Shunday eshigimni yopdimmi, ichkariga kirib, chillanib boshladim. Qaradim, Qur'onni alhamdulillah 6 kunda xatm qilib bo'ldim. 6 kunda yodlab qo'ygan. Bu himmat bo'ladi. Siz ko'ring, tarixlarga qarang. Domla endi mubolag'a qilvar deyman. Men o'sha kitobda o'qigan so'zimni aytayapman. Hazrat Imom Muhammad ibn Shaybani rahimahullohu ta'ala, demak, Qur'onni Hazrati Abu Hanifani, agar men bu yerda Qur'on yodlab o'tiraversam, halqalardagi so'z ketaveradi. Abu Hanifa meni kutmaydi, Muhammad kelsin deb. Tezroq yodlasam, tezroq boraman. Bo'lmasa ustoz meni halqalariga qabul qilmas ekanlar deya himmatlandi, g'ayratlandi, bu mas'uliyatni his qildi, o'tirdi 6 kunda ya. Tarixda bu o'sha Genisdan buni oldida sharmanda bo'ladi. To'g'rimi? 5 kuniga 5 bora mana hazrat Alloh rozi bo'lsin xozinomlardan o'tirib ertadan kechgacha 5 bora yodlab qo'yar ekan. Qanaqa o'z zakovat bo'lgan. O'sha bosh bizda ham bor. O'sha ko'z bizda ham bor. Burunimiz bitta, ularda ham burni bitta bo'lgan. Hazrat Muhammadda ham boshi bitta bo'lgan, ikkita bo'lmagan boshlari. To'g'rimi? Lekin ularda himmat bo'lgan, ixlos bo'lgan. Buni nega aytayapman? Sizga 6 kun demayapmiz. 60 kun ham demayapmiz. 6 oy ham demayapmiz, 1 yil ham demayapmiz. Necha yil o'qishadi domlar bular? 5 yil. 5 yilda, o'ho. 5 yilda 10 ta qiroatni olib qo'ysangiz ham mayli. Yana ham nur ustiga nur bo'ladi. Har biringiz bugun bu so'zni eshitganingizdan keyin qasd qiling, imomlarimiz, bizni o'sha mazhab boshlarimiz 6 kunda yodlasa, ey falonchi, senga hayf bo'lsin. Hayf bo'lsin, sen 5 yilda shu joyda o'zing arabiy mutolaang bo'lsa, hadislarni tushunsang, Qur'on undan ham fahmi yengil bo'lsa, Qur'onni yodlashlikni Alloh o'zini zimmasiga olib yengil qildim deb qo'ygan bo'lsa, nohotki sen Qur'onni yodlab ketmaysan,
deng ve özünüzge bir nima kılın, dastur kılın, barnamic kılın da o şey programma asası da yotlap koyas. Ve bu yurda şeytan iblisini eldakçılığı ve onu nimesi habifliğinden gaflete okuman. O sizde eldeydi. Nima deydi? Dastur kılas özünüzge her günü mesela deyiz, iki bitti yotlayman deyiz. Yotlab ketyapsi yangisini, orqadan yotlab bo'lganingizni kuniga yarim poradan, keyin bir poradan qaytaraman deysiz. Bir kuni nimadir bo'ladi-da, darslar ko'payib ketadi-da, yoki bir tadbir bo'lib qoladi-da, qop ketdi, ertaga deysiz. Keyin ertaga ham yana nimadir bo'lib qoladi. Biroq darsga ulgurganmagan bo'lasiz, Olixon domla o'zim imtihonlar tezroq tayyorlashim kerak deysiz. Bugun qozi domla kelib o'zim imtihon qilar ekan deysiz. Shu bilan u kuningiz ham o'tadi. Iblisni shunaqangi bir bu yo'lda bir xabis yo'li, ya'ni jirkanch yo'li borki, sizi nima qiladi? Sofa qilib 5 yilingizni o'tkazib yuboradi. Ertaga deydi. Agar har kuni yaxshi e'tibor bering. Bu sizga oltin vasiyat aytib qo'yay. Agar kunda 2 varaq yotlaydiganlaringiz qaysi bir majlisda yoki qaysi bir holda bo'lib qoldida, Alloh asrasin xasta bo'lib qoldida, o'sha kuni yotla olmagan bo'lsa, bu kunisiga yotlayman demasin. O'sha holatingizda kechqurun uyqungizdan ham vaqtni o'sha darsingizga berib, riyozat qilib, bir bet bo'lsa ham yotlang yangisidan. Mana kuniga bir varaq yotlardingiz deylik. Nimadir bo'ldida o'sha kuni imkoningiz bo'lmay qoldi. Eng bo'lmaganda kechasi uyquda imkoningiz bo'ladi-yu, hamma bu chiroqlar o'chib, endi uyqu zamoni deyilgan paytda bo'lsa ham past xafi tovushda ichingizda o'qigan bo'lsa ham holatda nima qiling? Mayli, bugun 2 bet yotla olmadim, ammo 1 betini yotlayman. 1 bet yotlashlikka ham ulgurmasangiz, eng bo'lmaganda mudovamat bo'lishin yarim bet bo'lsa ham yotlang. Bir kunga tashlab qo'yishligingiz u sizga 10 kunlik ma'lumotni olib keladi. Muammoni olib keladi. 2-3 kun qilmadingizmi? Ay, bo'ldi, men yotla olmas ekanman degan vasvasani, himmatsizlikni shayton sizning qalbingizga ekib bo'ladi. Murojaatingizni ham shunaqa qilasiz. Har kuni 3-4 bora qaytarardingiz. Nimadir imkon bo'ldi, safarda bo'ldingiz, qaytarolmay qoldingiz. Bugun butkul qop ketdi demang. Yotishingizdan avval bo'lsa ham 15 minut vaqtingizni, 15 minut, 10 daqiqa vaqtingizni sarflangda, bir porani shunday ko'z yugurtib o'qib qo'yasiz. O'qib qo'yasiz. Tez o'qisangiz. 15 minutda bemalol bir para o'qib qo'yasiz. Shunday qilsangiz, unda inshaalloh yotlab turgan Qur'oningizga mudovamat bo'lib, baraka beriladi. Vallohu ta'ala a'la va a'la. Jazakumullohu xayr. Talabalardan savol bo'lsa, ustozga marhamat. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Va assalomu rahmatulloh. Sizni ko'rganimizdan xursandmiz, ustoz. Juda bir xursand bo'ldik. Salomat bo'lsin. Men tashrifingizda. Men 2-chi kurs talabasi Isomiddin Javohir. Mashalloh. Qur'ondan shu tajvid borasida savolim bor edi. Buyursinlar. Hali madd muttasil munfasillar haqida. Muttasilda bilamiz, shu 4-5 harakat miqdoricha cho'zishli vojib deyiladi. Shu vojib qanaqa ma'noda, tark qilsa gunohkor bo'ladi degan ma'nodami yoki? Keyin yana bir savolim berasan. Munfasillarda bir surani boshida munfasildan boshlasak, munfasilda 2 alif miqdorcha so'z boshlaydigan bo'lsak, o'sha surani o'zini oxirrog'ida 4 alif miqdorcha cho'zishlik durust bo'ladimi, shunisini ham so'ramoqchi. Rahmat sizga. Siz qorimisiz? Ha. Allohu akbar. Qorlardan chiqqan do'z bunaqa go'zal savollar. Ama siz şunday bir savol soradingiz ki, yani bu savol qaniydi bu arab tillarida ham bu tarjima qilinsa-da arablarga ham qo'yilsa. Qaniydi bu kanallar yana ham faol bo'lsa-da ularning ichida eng ozida hozir kunda arab tilida bu so'zlarni tarjima qilinib yoki yana biri ingliz tilida qo'yilsa. Bu dunyo uchun, yani dunyo talabalari yoki dunyoda Qur'onni o'rganaman deydigan mu'min musulmonlar uchun eng muhim savol so'radilar. Nima dedilar? Savollarni takrorlayman. Kameraga yana aniq tush uchun Abdulloh. Savolda Javohir qorimiz, Alloh rozi bo'lsin, 2-chi kurs ekanlar. Savolda so'rayaptilar-ki, bizda mana tajvid ilmida madlar turkumlaridan madd munfasil bor, madd muttasil bor. O'shalardan madd muttasilni 4 yoki 5 harakat miqdorida cho'zishlikni vojib deyiladi. Bu nima degani bu vojib? Ya'ni shunday vojibmi? Xuddi shar'iy vojiblarimiz kabi buni qilmasa gunohkor
bo'lmadi degan ma'nodagi vojibmi, bu vojibni tushuntirib bersangiz deyaptilar. U vojibni qay darajada biz qabul qilamiz? Unga amal qilishlik qay darajada mu'mindan talab qilinadi deyaptilar-da. Shuda zo'r savol. Buni men bir yil muqaddam Alloh alam qozdomlar o'sha deb aytasiz, bordingiz-a? Ali Abdurrahmoniy Qur'on, Misriy Qur'on. Ana domlam Allohga shukr. Hazratimiz ham bordilar. Aynan akademiyada, İslom akademiyasida bizni bular talab qilishdilar. O'shanda qozdomlar, hammalari ham qozdomlar bo'lganda, bo'lganlari uchun juda bir go'zal suhbat, ilmiy suhbatimiz go'zal bo'ldi. Chunki har birlari ilm ahli ulamo, savollar ham mana shunaqa jiddiy savollar bo'ldi. O'sha kunda ham bayon qilgan edim. Bu vojib, bu vojib al-vajibul istilohiy deyiladi. Indana desiz, indana, indana inda ahli al-ilm yoki inda ahli al-islam yoki inda ahli shar' deb qo'yasiz. Shariat ahlida al-vajibu yanqasimu ila qismayn deymiz. Birinchisi al-vajibu shar'iy, ikkinchisi الواجب الاصطلاحي الاصطلاحي deymiz. Vojiblar demak ikki qismga bo'linar ekan yoki vojiblarning turi ikki xil bo'lar ekan. Birinchisi shar'iy vojib, ikkinchisi istilohiy, ya'ni har ilmni o'zini terminidagi vojib. Xo'sh, shar'iy vojiblar uni biz hozir batafsil aytmaymiz, sizga ma'lum. Uni fiqh ilmida ham, uni hadis ilmida ham o'rganasiz. O Allah ve Resulü taraflarından onu hüküm edilgen buladı. Onda mumun kişi hılaf kımaydı. Onda itaat kıladı. Neme değilse o şey vaciplerdeki amel mecbur kıladı. Belki bilez ki arkanlarımızda, dinimizde vacibini kımagen peyde onu tülevleri borluğunu hem bilez. Ama vacibül istilahi bu şundayı istilahi değildi ki bu termin her bir ilimni özünü tilidagi vacib. Mesela bu oşa maddi muttasil hükmü vacib değilse tecvid ulamaları nezdidagi vacib. Tecvid ulamaları taraflardan aytilgan vacib. Yani bendeler taraflardan aytilgan bu söz bulup bunun hükmü bir bendeniki. Ya ki bir kança ulama bendelerdik. Allah ve Resulünü vacibi mez. Bunu juda yaxshi ajratishimiz kerak. Bu vojiblar Alloh va Rasuli taraflaridan emas, yoki shariatimiz vojiblaridan emas. Bu bir fan ulamolari taraflaridan vojib deya qo'yilgan bir hukm bo'ladi. Hatto ular kim? O'sha vojibni aytgan sahoba bo'lsa ham kim bo'ladi u? Payg'ambar bo'lmaydi. Tushunarlimi? U bir sahoba, tobiin bo'lgan bo'lsalarda ular o'sha bandalar bo'ladi. Ularning vojibligi demak, bandani aytgan so'zi bo'lib, banda hukmida unga hukm qilinadi. Xo'sh, unda nega bular vojib deb aytildi? Banda vojib derkan demay qo'yaversin. Bandaniga banda bo'ladi. Xolasam itoat qilaman, xolasam shuni qilaman, xolasam qilmayman degan bu yoqda savol tug'ilishi mumkin. Yo'q deymiz. O'sha ilm egalari, har fan egalari o'sha ilmidagi amonatni batafsil ado qilishlik uchun, unda qilinishligi shart bo'lgan amal bo'lganligi uchun vojibni nisbatan o'sha asli vojib degan narsa musulmonning qalbida, uning fikrida buyuk bir maqomatga ega bo'lganligi uchun, unda e'tiborli bo'lishlari uchun nima deyiladilar? O'sha vojibi shar'iyni nomini olib, bu joyga vojibul istilohiy sharti bilan qo'yadilar. Bizni istilohimizda, bizni tajvid fanimizda bu hukm vojib o'rnidadir. Ya'ni qilinishligi shart. Xo'p, bu vojibul istilohiy bo'lganligi uchun qilmasa gunohkor bo'lamizmi? Qilmasa gunohkor bo'lmaymiz. Bu vojibul istilohiy. Tushunarlimi? Ibn Mas'ud radhiyallohu ta'ala anhuga talabalardan biri Qur'on o'qib beryapti, albatta u tobiin bo'ladi. Tobiin nima deshadi? A'uzu billahi minash shaytonir rojim. إنما الصدقات للفقراء والمساكين diye iki hareket miktarda çözüp okudu. Qeyf dediler, tohtan dediler. Ma hakeza akra'aniha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Tohtan.
Peygamber aleyhissalatu vesselam menge bunu bunday okutmadılar karak. O kişi ma qara'tu deyip aytmayapti. Ma hakaza aqra'aniha. Ana bu sanat boladı. Peygamber aleyhissalatu vesselamdan qilingan rivoyatni aytib beradilar. Peygamber aleyhissalatu vesselam menge bunday okutmadılar. Belkim arsala. Çözüp okuttular diye. İzen keyfe aqra'aka ya ibn Mas'ud veya kama qal. Ey İbn-i Mas'ud, sizi bulmasam kanak okuttular degenlere de İbn-i Mas'ud bunu اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاك۪ينَ Ahir gece ayetini, şimdi o şey, zakat alıcı sınıflarını bildirgen ayet mezmunu, benim sizge, o şey ayetini çözüp okudular. Şimdi, bundan bilinedi ki, her fende özünü, o şey, vacip degen sözü istilahi deyilgende o bendeler taraflarından, o ulamalar taraflarından koyulgen boladı onga ehemmiyet berilişlik üçün. Berilişlik üçün. Terkildiniz, mana buzulmadı. Araplarda hazır. Fukara deseyem, fukara deseyem bitti mana düşünün. Lekin Arap dilini özünü cemali, onu fasahatı, balagatı, kalplerdeki düşüncesi o şey çözüş orunda çözüledi ki o işte kalp kalbimizde onu manası ne maksın tulsun kalbimizden onu fahimleylik düşüneylik diye. Yine kaytamız mevzumuz gel. Bu işte siz ayıp duruyor. Madde muttasiline vacibliği istilahi derken biz. Eğer o hatanı koysak biz vacibini terkigen bularken biz. Kaysi vacib ne? İstilahi vacib ne? Bendeler taraflardan. Ho, bunu kim koydu deseniz? Kıraat ulamaları koydu. Oşanda İbn-i Mas'ud etmediler. Bu madde hükmü vaciptir. Bunu çözüştüğünüz vacip demedi. Eğer İbn-i Mas'ud etseler düşünüp kalınlardı Resulullah vacip kıldı mı kendilerdi. Yakşı ki sahabeler tecvid terminini bundaya koymayanlar. Tabiinlerini ahirgi devirlerden bu tecvid termini tecviddeki namlar çıka başlayan. Çünkü onlar fitir yok ki. Düşünürlü mü? Bunu demek vacip istilahi derken biz kim terk koysa namaziyem namaz. Yani fıkhi cihetinden hemeniz fakihsiz. Namaziyem namaz. Ama kıraat ilmi nezli ulamaları da o ayıp senedadır. Eh keşke şunu kasır kıp gitmeseydi. Keşke şunu da yıkılmasaydı. Uzatsa yakışık olardı da deyiledi. Eğer bir karı daim meddim muttasırları çözüp okumasından kısa kıp koysa onu kurallar namazı ötküzmeydi. Namazı dürüst. Ama bu kişinin başka huzurlarda karlar, mücevhidler turup namaz ötüşlüğü nadurus deyildi. Şunerli mi? Haram başka bilesiz, nadurus başka. Bu kurallar huzurunda bu kişi namaz ötüşlüğü nadurus. Ayıp deyildi. Çünkü muayyebun inde ehli fen deyildi bunu hükmü. Mâ tarkul vacib el istilahi deyilse muayyebun. Yani ayıp senelerdi. Haramın değil mi yaptık? Haramını Allah ve Resulü koyardı. Aleyhissalatü vesselam. Muayyebun inde ehlil fen deyiladi hükmü buldu şu. Geliştige. İndi yine hop saval buladı. Niye yine şunu? Maddi lazım demediler. Şunu aynen. Maddi muttasiller. Niye vacip dediler deyse kıraatlarda biran bir onta kıraatta bu nüme kılınmadı. Üç hareketten pes okulmadı. Üç hareketten ha. Maddi bu nüme muttasilimiz dört hareketten pes hem okuladı. Yani az miktarda okuladı. Lekin hiç kaçan üç hareketten pes okulmadı. Daima çözülüp okuldu. Her kıraat, onta kıraattı. Onta kıraat Hazreti İmam Nafi'l Medeni'den iktida ravileri Hazreti Kalun, Hazreti kim? Varşlar boladigan bolsa ahırları geçe. Halef-ül Aşir'in iktida ravileri. Onta kıraat, iktida ravileri, onların turukları. Bir onta karı Bronta mezhebide kıraatıda maddi muttasilini kısa nemede müddette okumadı. Hemesi çözgellik için bunu bana şu bir kıl halatta çözdereken, bunu çözmesinden oku bulmasakken, demek bunu bir kıl halatta şuna kadar çözüp gelişkiliyken degen hükümde onga vacip diye nam verdiler istilahlarda. Geliştik. Şimdi ikinci savalları maddi munfasilden soradılar Cevahir Karımız. İkinci savalları da maddi munfasilini soradılar. Maddi munfasilin hükmünü bildik. İki hareket, ya ki dört hareket miktarda hem uzatışlığımız mümkün. Ve lakin iki hareket miktarda okuluşlukta kasır değilse, biri
qasr holatda boshlasa-yu, keyin masalan surani so'ngisidami, surani o'rtasidami, o'sha qasrni 4 harakat miqdorida, ya'ni madd munfasilni bir o'qigan masalan surasida, bir o'qigan misol uchun hatto oyatda deylik, bir oyatni o'zida ham. Birida qasr qilib, birida tavassut deyiladi, 4 harakat miqdorida cho'zib o'qisa bo'ladimi? Albatta bo'lmaydi. Mabodo qilib qo'ysachi ayb sanaladi, lekin harom bo'lmaydi aytganimizdek. Ma'no ham joiz bo'ladi. Namozi inshaalloh namoz bo'ladi. Ammo qiroat ahli fani ulamolarida bu ayb sanaladi. Va undayin insonlarga yoki o'quvchilarga bir qori amonatan ijoza bermaydi. Sen deydi maddi munfasil bilan muttasilning farqiga bormaydigan birisan. Senga deydi mana u ijozalar yozilganda shunday yoziladi. Mana san'atni eng yaxshi biluvchi sizsiz, muhaddissiz. Qiroat san'atlarida ham omonat shuki, qasrni alohida sanadi bor. Ya'ni maddi munfasilning ikki harakat o'qishlik uni hukmi avvali Qur'onni avvalidan so'ngigacha bir xil zayilda bir xil o'sha qasr miqdorida o'qib beradi, bunga bir talib ijoza oladi. Endi tavassutni, ya'ni 4 harakat miqdorida maddi munfasilni 4 harakat miqdorida o'qib berish yo'li alohida, rijollari alohida uni. Ya'ni buni rijoli boshqa, buni rijoli boshqa. Ikkita san'atni sizda qarishtirib yuborish, aralashtirib yuborish muhaddislarda qanday bo'ladi? Qanday bo'ladi? Ha? Mahlub bo'ladi, keyin xunukroq aytsak nima bo'ladi? Sharmandalik bo'ladi u. To'g'rimi? O'shanda ham qorlarda bu sharmandalik bo'ladi. Bizda nima bo'ladi? Masqut bo'ladi u. Buni sanadi saqt deydi, yo'q deyiladi. Aralashtirib yubordi. U nima o'qitganini bilmayapti deyiladi. Demak, savolimizni yana keskinroq javobi maddi munfasilni qasrda boshladingizmi? Qiroatingizni so'ngigacha. Masalan, deylik, avval rakatda, birinchi rakatda o'qiyotgan zam suralaringiz ham so'ngigacha qasr qilishligingiz shart bo'ladi. Ikkinchisida turdingizda, mayli, ikki rakatda ikki xil o'qisa bo'laveradi. Tavassutda boshladingiz, tavassut qilasiz. Masalan, Bismillahirrohmanirrohim qasrda boshladik. Qul ya ayyuhal kafirun. Takrorlayman. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. ولا انتم عابدون ما اعبد دي برده 2 حركات برده 4 حركات يوق بو بولمايدي 2 حركته 2 حركات 4 حركاتга 4 حركات бир хил шаклда адо қилинишлиги керак такрорлаймиз ижозаларимиз ҳам санадларимиз ҳам бизга мана шундай етиб келинган қайси бир толиб Қуръон толиби bir ustozning huzuriga borib o'qiyman desa, ustozni birinchi so'raydigan gapi shu savoli yoki talaba kelib, "Mavlana" deydi, "Aqra alayka bi qasr al-munfasil" deydi. Istilohimizda, terminimizda shu. Men maddi munfasilni qasr qilgan holda o'qiyman, mumkinmi shu deydi. Shunda sizdan ijoza olsam bo'ladimi deydi. Bo'ladi deydi. Keyin qasrda boshlaydi. Qayerda cho'zib yorsa, "O't" deydi mana qilib. Arablarda ko'proq bunaqasi bo'ladi. Qarsak bo'lib qolmasin deb o't deydi yoki bunaq qiladi. Yoki bir joyga uradi. O't deydi. Xalli balak deydi. Ta'mil ey deydi. Misrda. Qara o'zingga nima qilyapsan deydi. Mana shu bilan omonatlar ado qilingan. Alloh taolo barchamizni bu omonatni ilohim ko'tarishlikni nasib qilsin va buni o'ziday qilib yetkizishligimizni hammamizga Parvardigor olam nasibi roz o'ylagan bo'lsin. Rahmat savolingizga juda hozirgi kunda dolzarb bir savol so'radingiz. Buyursinlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi. Va alaykum assalom va rahmatullohi taolo barakatuh. Alloh taolo tashrifingizni xayrli qilsin. Amin. Hadis maktabi o'qituvchilaridan biri Umar Vafot bo'ldi. O'qituvchisiz. Mashalloh. Shundan boshladi. Allohim barakal qilsin. Qadamingiz qutlug' kelsin. Anchadan beri qiynab yurgan ikkita savolim bor mana. Xo'sh. Birinchisi ko'p tadbirlarda kuzatamiz. Sekin o'qiladi tadbirda albatta. Odat bo'yicha cho'zib-cho'zib o'qiladi. Masalan, Qur'on surasiga o'xshash, Nisa surasiga o'xshash yoki Isro surasiga o'xshash oxir cho'zib, masalan, G'afuro kabi o'qiladigan oyatlarda o'sha so'zni birinchi qismidagi martabi cho'zilib ketadi aksariyat. Masalan, "Va kana Allohu azizan hakima." Ha, ha, ha.
Topa doğru. Lekin biz bilemiz ki bu joyda maktabi bo'lyapti da. Topa doğru. Hakima bilan bir xil miqdorda bo'lish kerak-da. Masalan, mana da. Aziz deb endi hozir cho'zib o'qiganda yana ham zohir bo'ladi. Buni ko'p kuzatganmiz. Shuni tajvid nima nuqtai nazaridan hukmi qanday bo'ladi? Ya'ni joiz bo'ladimi? Buni hozir cho'zib o'qsak, chunki chiroyli qilish maqsadida cho'zib o'qiladi aksar. Yoki bu joiz emasmi? Bu birinchi savol. Xo'p, ikkinchi savolim bevosita kishining savollari bilan, ya'ni muttasil bilan bog'liq savol bu ham. Endi ko'p kuzatganmiz buni ham. Qur'onni yodlashda ko'pincha talabalar juda tez o'qib, saboqqa ishlashadi, aksar. O'shanda muttasillar aksar holda martabida cho'zib o'qiladi. To'g'ri. Juda umuman rioya qilinishi kamda bu holat o'zim ko'rganim. Lekin ikki harakat bo'ladi. Ha, ikki harakat bo'ladi. Bu ham joizmi yoki uni ham istilohiy bo'lsa-da vojibiga amal qilib to'liq yodlagan vaqtda sanoq vaqtda ham cho'zish shartmi? To'g'ri. Barakallohu fik. Juda haqiqatda bu dolzar savol ikkalasi ham bir-biridan ajib savol. Demak, savollarni eshitdingiz. Men takrorlab o'tirmayapman, chunki kamera bonlarimiz mana mikrofonim qo'ydilar, menimcha kameraga ham to'liq tushdi. Mana shu mulohazani men o'zim o'sha arab elida ekanman, ko'p aytaman. Arab ellarida ham bor bu xatolar. Lekin bu xato muntashir ko'p tarqalgan bizning qorlarimizda. Ajam qorlarida. O'sha so'zni so'ngida hakima deya to'xtalsa, masalan, xabira deya to'xtalinsa, ikki xil, ikkita, ya'ni bir xil bo'lgan ikkita maddi tabiiyini boyagi ohang uchun, maqom uchun cho'zishlik mutlaqo bu tajvid ilmidan emas. U qorin aybi bo'ladi. Hatto u mashhur qori bo'lsa ham. Tajvid bundan bari. Bu yerda hech bir qonun, qoida yo'q. Buni o'zingiz bilib so'raganingizdek, sizni ajablantirgan narsa shu bo'ldi. Va ko'pchilik ahli buni so'raydi. Oxirgi o'sha tugatishimizdan avvalgi madda tabiiyini avvalgi oxirgi madga qaraganda nima qildik? Bo'lmaganda yarim barobar bo'lsa ham cho'zdik. Ha? Hozir aytdi. Hakima. To'g'rimi? Yoki qodira. Qodira. Di cho'zildi. Roga qaraganda ko'proq. Bu o'sha maqomdan kelib chiqib, husn sovuqdan kelib o'sha yerda bir musiqa yaratish uchun qiladigan qorni xatosi tajvidda bu yo'q. Bunga bir zarracha shaz qovlam yo'q. Undan xotirjam bo'lamizda, mabodo bir mashhurlarda bo'lsa ham eshitib qolsak, mashhurda deyapmiz. Eshitib qolsak, unga e'tibor qilma. Yo'q deng. Masalan, menga Abdulbasit Absumid hazratlarini boshqa bir o'rinlarda talabalar mana shunaqa qilyapti-ku deya savol berishadi-da. Yo'q, Abdulbasit Absumid hazratimiz o'sha bir haflada o'qigan bo'ladi. Hafla ya'ni bir to'y marosimida o'qigan bo'ladi. Masjidda juma kunlari o'qigan bo'ladi. Unda ko'proq ma'nolariga e'tibor berib, hammani eshitish qobiliyatiga rioya qilgan holda. U yerda katta bir vazir bor, oddiy bir eshikbon bor, qorovul bor. Hammalariga bir xil shu ohangli Qur'onni eshitiray degan maqsadda o'qigan bo'ladi. U yerda va kamera turgan bo'lsa-da, kamerada o'quvchilar uchun yoki tajvidni o'rganuvchilar uchun bir ahkomni yetkazib beray degan maqsadda o'qimaganligi uchun og'izlarda har xil holat bo'lib qolishi mumkin. Shu sababdan biz Abdulbasit Absamat ana videoda bunaqa o'qiganini dalil qila olmaymiz. Agar o'qigan bo'lsalarda, u kishi Mahmud Xalil Xusori bo'lsa, Mahmud Xalil Xusori bilamizki, Abdulbasit Absamatdan ancha tajvidda yuqori bo'lganlar. Mahmud Xalil Xusorida ham shuni ko'rsak, yo'q, uni olmaymiz. Nega desa, bizda ilm omonati, bizda ilm bor. Ilm bu hammani ustidagi buyuk bir cho'qqidir. Hatto sahobani ustida ham, sahobani ham boshda turadi ilm mana shunday. Tushunarlimi? Ilm bu qonun, qoida o'sha Alloh va Rasuli tarafidan ko'rsatilgan qonundir. Hamma mana shu ilmga itoat qiladi, bundan tashqariga chiqa olmaydi. Bir insonning mashhurligi yoki bir mohirligi bizni adashtirib qo'ymaslik kerakki, o'sha kishi shunaqa o'qiydi deb ilmga teskari bo'lsa. Ya'ni ilmni ziddida bo'lsa, har bir ilmda buni o'zingizga qoida olarak oling. Kitobda, qonunimizda bormi, yo'qmi? Qonundan tashqariga chiqsa, ha endi adashdi. Yoki hissiyotga berildi, nimada bir tilovat qilishdi. Mana shu holatda nima bo'ladi?
Bu ilmimiz inşallah Teala komil bo'lgan bo'ladi. İkinci savolimiz nima edi, eslatib qo'ying. Tez o'qiganda bu asli iloji boricha o'sha vojiblik hurmatidan uni maddani qilishligimiz kerak. Lekin ammo bu ijoza bo'lib, shajara bo'lib, unga bir ruxsat uchun o'qilmaganligi uchun tajvid ulamolari takror asnosida Qur'onni haml qilish asnosida, Qur'onni ko'tarish asnosida unga ruxsat berganlar. Lekin namozda ayib sanaladi. Qorilarni o'zini mazhab yo'lida ham ijozalarda o'qib berishda mutlaqo qabul qilinmaydi. Mutlaqo nima qilinmaydi? Qabul qilinmaydiki, illa qaytartiriladi. Qara deyiladi. Mana bizning ustozlarimiz Shayx Abbos rahmatullohi alayhi men hatto huzurlarida o'sha kaseta, u biz zamonimizda kasetalar bo'lardi. Yozib olsak xatolarimiz bo'lsa aytardilar, "Och Qur'oningni yoniga xoshiya qilib yoz. Och daftaringni." Har darsga Qur'onimiz, daftarimiz olib borardik. Shunaqa xatolarda yozib qo'yardilar. Bir kun men aytdimki, "Hazrat kasetaga yozyapti, keyin yozib olaman" desam dedilar. Gapirmadilar. Shu halimiz otdilar. To'yinki shuni yozib qo'ymagunimcha nima qildilar? Ko'rib turdilar, darsni to'xtatib turdilar. O'sha kasetimda yozilyapti. Haqiqatda uyga borsam, u lekin yozmagan bo'lishi mumkin. U qanaqadir chaynalib qolib, kasetlar o'pib ketib, ko'p chaynalib qolar. Bir narsa bo'lib, buzilishligi mumkin edi. Illa yozdirardi. O'shanga nima qilishligimiz kerak? Bu madda muttasilda aynan imkon qadar mohirlik qilib cho'zishimiz kerak. Illa cho'zmasak-da bunu keyingi takrorimizda, Qur'onni ko'tarib bo'lganimizdan keyin namozlarimizda tajvidi bilan o'qishligimiz kerak. Shunda inshaalloh bu nima xato kamchilikdan xoli bo'lgan bo'lamiz. Buyursinlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi taolo barakot. Salomat bo'lsinlar. Mazah o'tiribmiz. Mashaalloh. Ilmda bir lazzatini tarqatayapsiz, Allohumma. Ilohim, ilohim, ilohim. Bu sizning qalblaringizdagi ilm sevgisidir. Alloh nasib qilsin-da, kelib turaylik inshaalloh. Inshaalloh. Yo'q, xursand bo'lamiz. Men shu markazda ishlayman. Ya'ni Imom Buxoriy xalqaro tadqiqot markazining xodimiman. Rahmat. Meni savolim lavzim haqida ham so'rab sormoqchi edim. Muttasil vojib deb aytiladi-ku, ya'ni vojib, ya'ni bunga juda ham chiroyli tushuntirib berdingiz. Mad lazim, ya'ni lozim ekanligini bilish. Shunday. Qanday farqi bor demoqchi edim. Men ikkalasini qo'shimcha qilib aytaman. To'ppa-to'g'ri. Shumi? Jazakalloh xayran. Juda o'rinli savol. Men asli buni o'sha qorimizni Jawhir qorimizni savoli asnosida vojib deb nomlanishligini sababini aytib, masalan, maddi lozim deyildi desam yana ham yaxshi bo'lardi, ammo hikmati maddi lozimning alohida hukmini demak bayon qilgan bo'lamiz. Limada summiya al-lazimu deyilsa, laziman deyilsa, limada summiya maddul lazimu maddan laziman deyilsa, liluzumi halatihi halatan vahida deyilgan. U bir xil cho'zilib kelganligi uchun, ya'ni bir xil cho'zilganligi nima? Bir xil faqat 6 harakatdan hech qachon o'zgarmadi. 6 harakatdan o'tib ketmadi. 6 harakatdan tushib qolmadi. Ammo u maddi muttasilimiz bor-ku? Maddi muttasilimiz yuqorida aytdim, hech qachon u qasr o'qilmagan. Qasrdan tepa o'qilgan, qasrdan tepa o'qilish nima? 3 harakat bo'ladi. Chunki qasr 2 harakatda. Maddi muttasilni eng ozida 3 harakat o'qilgan, ko'pi bilan qancha o'qilgan? Yo'q. Maddi muttasil 6 harakat ham o'qiladi. Masalan, aynan Ashara Sug'roda imom Varshlar, imom Hamzalar doim, balkim doim ular nima qiladi? Maddi muttasillarni ham 6 harakat o'qiydi. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. إذا السماء انفطرت كوريزم تشوزشلغي شرط خود سيز ولا ضالين تشوزغانينغز كابي حتى اولار مد منفصللار بوركو منفصلنا هم 6 حركات uzatganlar 6 حركات onu 4 harakatdan uzatib 5 harakatdan uzatib bo'lmaydi ularni o'sha nimasini rivoyatida قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ Madde ağırlarını yapmış ne uzatar? Varş,
Kur'an'ı tahkik kıladı. El kafirun. Yani şu derecede. Demek tekrarlayımız, savalımız, evvelki kaytamız. Madde lazım, lazım değilişliğinin sebebini birinci düşünsek, bu bilen bunun farkı bilinedi. Madde muttasıl, her kıl çözülüptü. Lekin kasır miktarda çözülmaktı. Buran bir karada, buran bir rivayette. Kasırdan tepe, yani ne mi? Üç hareket miktarda kemi, altı hareket miktarda kubu bilen çözülüptü. Demek onga halatlar kepti de. Ama madde lazım gene ne kıldı? Bir kıl halat. Liluzumi halati halaten vahide. Hiç bir kara bunu, hatta kasır egeler yani. Bizde kıraat ahli de, ashabil kasri, ashabil ne mi? Silatil mimil cem ve ashabil kasr. Ular var. İbn-i Kethir'in Mekki bosullar, Abu Ca'far'ın Medari bosullar, Kalun'un bir rivayetleri. Ular hemmesi mimni sıla kılıp okurken kasır okuydu. Mesela, أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمُ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمُ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمُ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمُ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ابن كثير وقالوا فَجَعَلَهُمُ لما يده؟ فجعله كعصف مأكل مأكل وقيت كم أبو جعفر فجعلهم كعصف قرن مأكل فرقت شو مهم وش أصحاب السلة والقصر ديجان لرحم مد لازم نجوزاده ولار ده قراءته فقط نبدأ نبرد ده قرن من ألف لام ميم وزتاد حمس ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك بمد واجب أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أبو جعفر لا يؤمنون وشا قصر أخوكوش لهم لما قال لك مد لازم وزترك أولار دهم حتى أبو bir harakat bo'lsa ham ozaymas ekan. Demak, liluzumi halati halatan wahida bo'lib madde lozim deyildi. Bir xil holatda uni shakli, qiroati yoki harakat miqdori kelgan, shu sababdan lozim deyildi. Uni biz fiqh ilmiga qiyosan farz o'rinda e'tibor qilsak, uni tushirib bo'lmasligini bilamiz va buni o'qishligi 6 harakatdan kam qilmasligi shart ekanligini his qilamiz. Ammo ma'nosi ma'lum sizga, agar madde lazimni ham qasr qilib qo'ysa namozi namoz bo'laveradi. Lekin chunki bu nima? Bu istiloh farz degan ma'noda bo'lsa, istilohdagi nom, istilohdagi tasmiya. Ahli istiloh ya'ni tajvid fani nomlagan nom bu. Cho'zmasa valaddollin desa ham namoz tamom. Uzatmadi faqat u. Lekin valaddollin desa ham arablar o'sha dollinlar adashganlar deb tushunadi. O Arap dilden haberdar bugün kim bosa ham boşan adeskenler diye düşünerdi. Vela dallin degende ham boşan düşünerdi. Ama vela dallin degenlerdeki mana yine kalplerde tahsil kuşlu olardı. Vallahu Teala a'lem ve a'lem. Hop kim? Nöbet oğlum kaysi biriniz? Sağ olun siz. Rahmet karım. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kıraatlerde ahenkleri kendine bulgen ve hazır her bir kare Kur'an okuyarken de Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kadarlardaki okuş gerek. Benim için de ahenkde hem ittiba okuş gerek mi yok ki fakat gördü madde yok ki harfin sıfatları şunları nazarda tutuyor. Rahmet. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın kıraatları elbette ahenkde hiç kimin kıraatı okşamagan bir kıraat bugün.
sahabelerin o şey rivayeti, ulanın Ayşe namazı rivayeti, Peygamber aleyhissalatü vesselam kıraat kıyanları da o şey ahang cihetine ihtiyatmen, sahabeler özlerine hem etişerdiler, biz toymas edik. Kani indi Peygamber aleyhissalatü vesselam o şey zem sureni ya kıraatlarını tohtatmeseler idi derdik. Lekin sahabelerden brontalardan aynen ahangını Resulullah'ı okşap okurdular degen rivayet kemegen. Fakat rivayet kegeni oşa Übey ibn Ka'b'ni bilgeninizdik harfleri, her birleri Peygamber aleyhissalatu vesselam'ını telaffuzda bugün. Karak bizde harf telaffuzu var keyin o telaffuzda ahang var. Doğru mu? Hazır mı? Kaysa bir sureni mesela ayetelik وَالصَّافَّاتِ صَفَّ فَالزَّجِرَاتِ زَجَرَا bu telaffuz mehreç tilavat. Şunu indi. وَالصَّافَّاتِ صَفَّ فَالزَّجِرَاتِ زَجَرَا bu ne oldu? O şey telaffuzunu yanına ben ahang verdim. Hiçbir karını hazır bir günde Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın kıraatına okşaydı diyemeyiz. Çünkü sahabelerden bizge mesela Übey ibn Ka'b okuturgenlerde Hazreti Umar, Hazreti Umar okuturgenlerde başka bir sahabeler ya ki Ebu Musa al-Aş'ari özel telavat sahibi bugün bu sefer aitmegenler ki Ebu Musa al-Aş'ari'nin kıraatı Resulullah'ını ahangı okşardı. Ahangı değilik. Kıraatlar okşakarlığına itiladı. Telaffuzda, mehrecde. Lekin ana onu ahangı bu ahangı okşardı. Değil mi? İbn-i Ebzen'i kıraatları, İbn-i Ebzen'i kıraatlarını Hazreti Umar Mekke'de, Mescid-i Haram'da eşitir. Übey ibn Ka'b'ın kıraatlarını okşattı. Aynen nemede kubrak? Telaffuzda, mehrecde. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın ahangları, o sahabı, o sahabı okşatır diyen rivayet yok. Ama bizden talep kılınanlarsa bundan bilinedi ki Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın telaffuz keyfiyetlerdeki kıraatlarına okşap okşlik bizge bu vacip oladı. Bizge eğitilgen vacip, biz ittiba kılıçlığımız gerek bugün amel. Sahabeler Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan kendi telaffuzu örgengen bu seler biraz evvel İbn-i Mahsud'un şagırtlarına birgen tembihten bildik. Resulullah aleyhissalatu vesselam menge bunda okutmadılar. Kendi okuttular siz geldiğinlerde fukara sözünü uzatıp verdiler, çözüp verdiler. Bana şu bizden talep kılınadı. Aynen Resulullah'ın kıraatı derken biz o zat kendi ahkamda okuyan bulsalar biz o şey ahkamda okuşlukke elbette ittiba kılamız, o şey ahkamda okuyumuz. Bu Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam kıraatları bulan. Bunu o şey nakli sauti deyildi, tavuşunu küçük gelişliydi. Sahabeler Resulullah'ın bana şu mehrecdeki tavuşunu kanundaki, tecvid ilmindeki kanundu avaz olarak bize koçurdular. Tabi'inler onlardan aldılar, taba tabi'inler onlardan aldılar. Şu yolda biz geçe bu telaffuz elhamdülillah yetip geldi. Lekin yine karlarına şu ışkıdandır, muhabbetidendir Peygamber aleyhissalatü vesselam'ını tüşlere de körüp elbette bilesiz ki siz birinci muhaddis olarak bilesiniz tüşten hüküm alınmaydı. Tüş aşıp varsa, ötüp varsa kuruçuge bir fazilet. Oldu. Başka biz fıkhi ahkam veya ondan bundan tecvidi ahkamı olmayız. Karlarını mesela köpçülüge tüşkületti. Özünü yakşı kuruyen ahangını Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan işletti. Şunlardan ben Şeyh'il Muncid miydi? Şeyh'il Muncid. Şeyh Muncid. Şeyh Muncid o şey Ma'saravi Mahadını rektörleriydi. Biz bir gün çayga, aşımızı çakırdık. O şende keyin aytib berdiler. Men o'sha tushimda Payg'ambar aleyhissalatu vesselamning qiroatini eshitganman dedilar. Men dedilar bir sherigim bor edi. Shayximizda Qur'on yodlab yurgan paytimizda kuniga Qur'on yodlab bo'lganmiz dedilar. Kuniga 7 bordan takror qilardik. Bir kun o'sha takrorim asnosida uxlab qoldim. Uxlab qolsam Payg'ambar aleyhissalatu vesselamning zamonlarida ekanman. Rasullarning huzurlariga boribdi. Boyagi sherigim ham bor deydi. Ikkovi ikkalasi bir-biriga sherikda. Keyin Payg'ambar alayhissalotu vasallamda o'sha eski zamonlardagi o'sha siyratda aytilgan masjidlari ekan. Ya'ni Rasulullohning zamonlariga haqiqatda tushda bordilar. Boribdilar. Keyin qarasam sahobalar deydilar. Orqalaridan ko'ryapman.
aynen Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın arkalarında bir joyunu açıp koyuşken eken. Üyerge dedi, men turdum dedi. Resulullah'ın şunu arkalarda turup dedi, kıraatlarını eşittim dedi. Kıraatları aynen kim okşardı, sizge ayteyim mi diyettiler, bizi kızıktırdı. Ha ayteyim, ayteyim. Şimdi men uşup eytte, Mahmud Halil Kusar neyse gerek diyettiler. O kişi ettiler ki, Muhammed Siddiq el-Minşavi'nin kıraatını özüydü dediler. Çünkü o kişi Muhammed Siddiq el-Minşavi'ydi, köp taklit kılıp yakış görerdi. Şunarlı mı? Yani biri ayteydi onda, yani biri ayteydi bunday. Biri eşittim dedi, biz özümüzü şu fukaralar etti bizge. Ben Peygamber aleyhisselam kıraatlarını eşittim. Bu Mişari var ki, şunu ahan kokuşup getirdi dedi. O demek Mişari de yakış görerdi. Körgenler bana şu halatta kör yaptı. Sizler biz fakirlerle dua kılınızda biz eşteylik, köreylik, hakikate de eşteylik ve onu inşallah yine niyetim hayattaki bitteş ümidim var. Resulullah'ın o şey tüştü görüp kıraatlarını eşteş ve o şey teyzde bana mikrofonlarımız yanımızda bulsa o şey peyitte yazıp kalır. Çünkü benim az gene bozayım %5% kabiliyet var, okşatış kabiliyeti var. Yazıp koyamam da sizlerle bana şunge %1% bozayım okşardı deyip kanalga inşallah video kılıp çıkarmışız. Peki o tüş nasip mi yaptı? Körgen bir evliyeden dua alamın, özüm haklıymış ben donga. Ula duası icabat. Peki menge nasip mi yaptı? İnşallah Teala nasip kılıp kalır. Cezakumullah hayran. Biz sizler bilen, ben böyle size bir soru sorayım ben. Sağolun, harf makna zarfıdır. Yani cim harfıda bazı da şakola demiştik, bazı da işkende yoğun harf diye çıkardı. Yani bazı aslında o zaman istifalar harf bu genç. Şimdi. Numada, ya ben geçen hafta işledim ya şunu size doğru namalı bir yer manada sorayım. Yani İzâ cead durup, hani durup, bin hulâvumge hani bir iştirerdi. Yani bu ne fathali yok ki keserli uğurlarda bir Allah-u Teala numara uğurları var mı? Yok. Hazır aynen siz, bu uşa cüde uğurlu savalda, kerekli saval. Cimli etken peytinizde, İzâ cead'e siz toluk yakışı tokus ettiniz, mükemmel ettiniz. Fakat kulağınızda şunları eşitliği yaptı deyip mümkün kemterlikle yapsız. Bu siz Özbekistan'da adatta köp eşitlediğin cimlenmez. Yani tekrarla yapın. Sizi ciminiz mükemmel bir cim oldu. Malum ki Cahangır Karı'dan, Kanada'dan internette Şeyh Haysam, Şeyh Eymen Suveyitler'den eşitkin kokuşu yapsın bunu. Bu sizi Özbek ciminizmez. Adatta bizim cimlerimiz buna kadar cimmez. İzâ câ deyilerdi. Şunu siz işte yapsın da etiyafsız ki ürgenip kogan joyunuz bu. Birinci câ deyip eğitişlik. O şey İngilizce eğitişlik değilik. Aslında mim İngilizce yoğun bu muydu? Doğru mu? Eğer câ deyip koysa da izâ câ deseyem o elif yoğun buladı. Siz bunu farkla. Eğer biri oksa Bismillahirrahmanirrahim izâ câ dese o cim yoğun bu mu yaptı? Yuğan bula almaydı bu. Niye? Sırrı neydi? Çünkü yuğan harflerde tavuş karak, tavuşun bir karak. Tavuş hanak deyilerdi, o şey tenleydi. Kubbe, kubbetil hanak. Hanakta tenleyimizi tepe kısmına yöneledi. Ha? Yüret. Mesela kaft karak. Kaf. Düşündünüz mü? As-salâ sabirun. Sa degenimde, qa degenimde, içimden keletken tavuş, xa degenimde, da degenimde, da degenimde, tavuş birinci tenleyge çıkayaptı da tenleyde doldurup, yine ağızı doldurup, onu tefkime, yuganlık sedası keliyaptı. Şimdi c'ye karan, gözünüzde ihtiyafsız ki müstefel harflerden, istifel harflerden deysiz, hakikatte bunda tavuş tenleyde tepesine kütarılmaydı. Hatta ca desem de, karan. İzâ ca... Ca ne mi oldu? Tengleydi aldı tarafıga götürüldü. Bitti etmeyip ben ki İzâ ca demeyip ben İzâ ca. Ha bunda kötü, bu başka harf bu gider deyin. Düşünüyor musun? Demek eğer biri İzâ ca dese hem o cimni özünü yukarı okuyor mu yaptı? Hayalı da şunu böyle yaptı. O fakat elifini yukarı giden cimni yukarı kovardın diye yaptı. Demek ömrü de cim yukarı bu muydu? Buna yetiştiğimde maksat için ömrü de mümkünmez. Allah Teala özü onu İngilizce koysa ben de onu kalın kıl olmaydı. Mahırlar mahır boğurup hatta İmam Cezer gözleri bozayım. Kıl olmaydı. Demek bir yerdeki gel, işte bizi Özbeklerimizdeki cim diye kaytığımız, C degenimizde biz o şu ağız uçu duh boyamız.
Aynısı mad bo'lgan paytida faqat og'zimizdan o'qiyimizda o'sha javfimizni, og'iz bo'shlig'imizni ishlatmaymiz. Harf madlar nima? 3 ta harf mad bo'lsa, ular javfdan chiqadi. Javf nima desa, og'iz bo'shlig'i. Og'iz bo'shlig'i nima deyilsa, ha. Og'zimizdagi ochiqlik, halqumlarimizdagi ochiqlikka bab baravariga, ikkalasiga bu ikkita a'zo desangiz, ikkalasiga bab baravariga bunga javf deyiladi. Ya'ni og'iz bo'shlig'i deyiladi. Bizi Uzbeklerimiz yok. Acemlerimiz de İze ce ce İze ce nasrullahi vel feth ve ra'ayten nase ve ra'ayten nase yedhulune fi dinillahi efvace. Hemmes nimeden böyle yaptın? Ağızdan böyle yaptın. Asıl mahrec nime? للجوف ألف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي ديه إمام جزري حضرت إمام جزري من كل بخاري بخاري قندي أمير بصدر الحديث سلطان بصدر إمام جزري شنو يعمد أساستر قراءته أيضا تجويده وزاد جوفتان تشخش لقين أيتلر حرف مدلرنا شنو ده إذا جاء نصر الله والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا بو سبب ağızdan boğuladı. Mahrec mutlak hata boğuladı. Demek bu yerde sizi yuğan işleyken ciminiz. Evvelen bar yuğanmaz. Ve o doğrudur. Keyingi meni okuganı bu hata. Ağızdan okulmayın. Cevften yani ağız boşluğundan kamil derecede okuluş gerek. Bizi adatta acemlerimiz ağızdan oku boyamızda mehracını bütkül hata oku boyamız. Vallahu Teala a'la ve a'lam. Kazı damlamızı bir dua oku verseler bizi seferimiz yine taşken nazimliğe kayıtçımız gerek. Çünkü bu sefer nektefi bihazel kadr. Şu kadr bilen kifaya kireylik. Yok sizler kilişinizi yakışık öğrenmez diye sizleriniz. Kazı damlam. Alman Hazretim, Ali O'Kiling deseler biz hadımız, kili uğramız. İdaramızdan ruhsat sorayımız elbette. Yoldaki rehberlerimizden biz sizi hadımız. Ve sizi kıraatken bu derecede kızıkışlığınızı bilgelerinde bayağı himmetliyen bir yeri oturmaz. Yarmı kuarıda. Ya, ayıttım. Amin. 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 Hürmetli talebeler, dini dönemimiz huzurdaki vakf, hariye, cemaat fonda tarafından yurtumuzdaki ali ve orta mahsul orta talime, din talim masasaları ders cereyelerini takımlaştırış, talebeler dersteki malumatlarını kutu uzlaştırışları için kısmet, yani akıllı dosyalar tahtım konu yaptı. Vakf, hariye, cemaat fondundan hem hadisi mektubu yemeğine şunlar suyubarılırken, hazırlanan şu hariyeni ustozimiz Arjon Qorakamizdan taqdim qilishni so'raymiz. Xo'p bo'ladi, inshaalloh. Bizga sharaf bu taqdim qilish. Qani olib kelsinlar. Aha. Bismillah. Mana hammalaringizga muborak bo'lsin. Ustozlarimizga yanada ilmlarini bayon qilishlarida vaqfti vakillari qani manalar mana. Ustozlarimizga yanada qulayliklar inshaalloh. Talabalarimizga yanada rohat ko'zlarida. Ta'limni shunday doskani o'zidan. Buni bir xususiyati bor ekan, yozilsa-yoq ko'rgan inson yodlab olar ekan. Shunday ekan. Buni Ziyuddin qordomlarimiz, qozdomlarimiz Alloh rozi bo'lsin. Vaqfni hozir mana bilasizki, yangi xodimlardan, yangi mudirlardan bo'lib tayinlandilar. Qarang, baribir zarni qadriga zargar yetar degan ota-bobomizdan qolgan bu ota so'zi bejiz emas ekan. Avvalda Ziyuddin qordomlarimiz Jallabekda Seyyid Muhiddin Mahdum Hazretler namlardaki madrasada müdür bulup keyin Kokoldaşımızda Taşkent'de müdür bulganlığı için ilimni kadırlap bana birinci kadem payları bu bölümge rahbar bulup gelişleri vakıftı tepesine nima kıldılar? Bizi huzurumuzga aynen kelip Hazret sizi seferlerinizi işittik. Şimdi biz o şey ilim yurtlarına niyetimiz bu arada. Onlarını yani hem bu nümeleri kuleylesse, ilim yoldaki talimleri, ustazlar kinele etkerliğini bile yapbiz. Talebeler uzağdan körüp yazı yapbiz. Münaka doska yok mu? Uz yotlat koyadık yani. diye ettiler. Bu arbosa birin. Birimiz şunu bağırıp tadım kılıp biz namımızdan talebelerge salamlarımızı eyseniz yediler. Evvelen bar Müfti Hazretimizge kub dua kılasızlar. O kişi elbette bu şicaatı verip elbette dualarını verip hemelerinizde amet tilegenler Hazretimiz muvaffakiyet tilegenler bunlar bizi gelecek
buxoriylarimizdirlar, bizi salomlarimizni ayting diye idora xodimlari umuman ve xosatan hazratimiz sizlarga salom aytganlar. Mana endi qozdomlarimizdan vaqf ishlariga, bizning ishlarimizga bu Al-Qur'onga bir duo qilib bersinlar. İnşallah şu bilan sizlardan nima uzr so'rab inşallah Toshkentimizga qaytamiz. Hozir Zaniddin hoji domla duo qilishlarini oldim bir xursandchilikda aytib qo'ymoqchiman. Alijon qori domla ustozimiz bu yer kelishlaridan oldin hoji akam bilan yig'ilishda edik. Muftiy hazrat tashabbuslari bilan Ziyoddin domla vaqtga rahbar bo'ldilar va dini ta'lim muassasasi xodimlari, ustozlari va imom xatiblar uchun vaqt tomonidan 831 million so'm mablag' ajratildi. Bularga yanada ko'mak berishlik, ular ta'limni yana rivojlantirish maqsadida va albatta o'sha imom xatiblar bilan birgalikda ta'lim muassasasini nimalariga ham o'sha jamoasiga ham tegishli bo'lganligi uchun fursatdan foydalanib o'zimizni rahmatimizni xosatan muftiy hazratlariga va vaqf jamoat fondiga bildirib qo'ymoqchimiz. Alloh taolo ularni bu ishlarini bardavom amin yana da yaxshi qilsin. Amin. Endi hozir Zayniddin domla bir duo qilib beradilar. Keyin bizni bu tomonga o'tib nimalarimiz bor. Hazratga o'zimizni bir minnatdorchiligimiz namunasi sifatida bir topshiradigan narsalarimizni topshirsak. Rahmat. Buyurdi duo qilinadimi? Narxi o'tamiz mikrofonni olib topshiradi, hammasi topshiradi. Bir yo'la duo qilamizmi? Rahmat. Hop. Oy maşallah bu zor ki. Allah kabul etsin. Oy mayli mayli inşallah bundan. Allah razı olsun. Damla rahmet. Allah razı olsun sizlere hem bir rahmet nasip olsun. Rahmet. Bir bak duramız ya. Hop bol. Hop bol. Hop bol. Salamat bolsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme ya Rabbana teqabbel minna inneke entes semi'ul alim ve tub aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. Amin. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Amin. Ya Rabbel alemin bana bugünkü bu faziletli mübarek ayyamlarda amin. Bugün şurayla sohbetler, kızgın savol cevaplarını hemmelerimiz için manfaatli kılgın. Amin. Aynısı bu cahidaki talib ilimlerimiz, ustazlarımız da ilmlari yanada ziyoda bo'lishligiga bu uchrashuvlar xizmat qilishligini Allohim nasib etgin. Amin. Yurtimizdan Shayx Alijon hazratlari kabi amin. Avvalgi ustozlarimiz kabi buyuk qorilarimiz, Imom Buxoriy hazratlari kabi, Termiziy kabi buyuk muhaddislarimiz yanada bardavom bo'lishligini Allohim nasib ro'z aylagin. Amin. Iloha, o'zingning marhamating bilan mana shu joyda o'tirgan hozirgi bu qorako'z talibi ilmlarimiz kelgusida büyük hafızı kelamullahlar, büyük muhaddislar bo'lib yetişliklerini ya Rabbi o'zing nasib ro'z aylagin. Amin. Allahümme ya Rabbana, ya Rabbana teqabbel minna innaka entes semi'ul alim. Allahümme istecib lana dua'ana ya Mevlana innaka entes tevvabur rahim. Allahu ekber. Allah kımanat bolasa, salamat bolasa, salamat bolasa. Amin.